Cuma gününün son durumunu ekleyeceğim artık. Bütün kargoları paketledim gördüğünüz gibi. Yani benimkini yolladım mı, onunkini yolladım mı, bununkini yolladım mı? Yok, hepsi paketli. Şimdi tabii size buradan mercimek koyarken bunu da belirtmek istiyorum. Buradaki mercimekleri bitirdik. Hani sonra oradan koymadım, buradan koydum falan demeyin. Burada bir güzel bir haber var. Burada yavrular var kardeşler. 2-3 tane gördüm. Hatta şimdi de gördüm. Fırlıyorlar sağa sola. Artık muhtemelen büyümüşler bile, yani boy atmışlar bile. Buraya bir dip çekimi diyorum ya. Su altı çekimi farz oldu. Yani 2-3 tane yavru gördüğüme göre daha var. Demek ki onlar yavruluktayken mi yavruladı, yenmedi bu yavrular, büyüdü falan. Çok ilginç. Koyu koyu renkleri de. Yani bu durumu sizlerle paylaşmak istedim. Burada da artık gambusya mı, gambusya lepistes kırması mı nedir? Göreceğiz hep birlikte. Mercimeklerin burada nüfusunu bitirmek istedim. Niye diyeceksiniz? Yani zaten marullar, söylemiştim daha önce. Ha bakın. Çok enteresan. Bayağı da büyümüş yavrular yani. Hani yem olacak boyu geçmişler. Dediğim gibi marullar buradaki güneşi kesecek yani. Onlar için yeterli. Keşke bitirebilsem şu mercimekleri burada. Harika olurdu ki bayağı bir almaya çalıştım. Kepçeyle. Ama başaramadım. Yani en azından böyle elimle müdahale ederek toplamaya çalışayım. Japonlarımıza verelim. Buradaki şeyi bitirelim bir şekilde. Yeni yeşil mercimek geldi, taze taze çocuklar. Durum bu kardeşlerim. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet kardeşler, Osman abiden herkese günaydın. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Bugün erkenden başlıyorum kayda. Dün bir gelişme oldu. Benim Bahçeşehir'de iki tane hobici kardeşim var. Beni arıyorlardı dünden beri. Bize su piresi kültürü verir misin? Biz de gambusya yakaladık Bahçeşehir'deki göletten diyorlardı. Dün bana yani 100 kadar böyle küçük boy, yani orta boy gibi gambusya yavrusu getirdiler. Bakın gözüküyor mu bilmiyorum. Yani zibille. Sağ olsunlar. Çekemedim akşam. Misafir vardı. Hem de işte karanlıktı falan. Bir an önce getirip varile koydum. Bayağı bir gambusya var. Zaten bizimkiler de burada yavrulamıştı. Mutlu mesut bir şekilde yaşarlar artık herhalde inşallah. Öteki yavrular da büyüktü ya. Bunlardan biraz küçük herhalde, yemezler. Sizinle hemen paylaşmak istedim. Hatta şey yapacağım bugün. Dip çekimi yapacağım. Bunu başında belirteyim dedim son durumu. Bugün güneşli bir hava ve rüzgar var. Durumlar şu anda böyle. Şuradaki balıkları da göstereyim sana. Yem vereceğim sanıyorlar. Yavrularla birlikte büyütüyorlar. Hayır. Durumlarımız bu şekilde. Buraya şey aldım. Yeşil su aldım Japonların havuzundan. Ve su piresi kültürü aşıladım ama pek yaşıyor gibi gözükmüyorlar. Ne hikmetse. Ben de anlayamadım. Merak ettim şimdi. Sizinle birlikte görünce. Nedense bir hareket yok pirelerde. Biraz daha aşılamak gerekiyor herhalde. Şöyle yapayım, şu oksijenleri çıksın. Fotosentez yapmış. Durum şu anda böyle kardeşler. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Devam edeceğim bu son duruma tabii. Kardeşler tekrar merhaba. Sabah kargoya uğradım. Geçmişten gönderdiğim hediyelerden bir Organ Ortataş Habibler Mahallesi Antalya Kepez'den bir kardeşimiz almamış. Neyse, bu mikrokurt da herhalde. Açıp bakalım. Tabloda muhtemelen iğrençtir yani. Sizlerin huzurunda ben de merak ettim. Yani dümdüz olmuş torba. Hemen bakalım neymiş, ne değilmiş. Korka korka açıyorum valla. Ha,
Evet. İğrenç, iğrenç bir tablo. Mikrokurt hediyemizi almamış kardeşimiz. Bir tane daha var. Canı sağ olsun. Mürser kocaman. Ceyhan Adana'dan almamış. Tabii bunlar artık çöp. Bizim için de bir değeri, anlamı yok. Şimdi dün gönderdiğim kargolardan Lütfi Altın Diş. Kardeşim bana bir şekilde ulaş, telefon aç. Telefon numaranı vermediğin için geri verdiler bunu. Verirsen bugün vereyim yine kargoya bunu. Bunu da bildirmek istedim. Son durumda gözüksün. Akvaryumumuzun ışıkları açıldı. Biz konumuza dönelim. Bütün meta yavrularına supresi takviyesi yaptım. Mutlu gözüküyorlar. Burada da süprelerimiz var. Şuradaki süprelerine bakacağım. Ya böyle bir sanki ya, çoğalmışlar ya. Evet evet, maşallah bayağı süpremiz var burada. Burada bunları kontrol etmek daha iyi oluyor. Şimdi bazı video istekleri var kardeşlerimizin. İşte bitki nasıl ekilir? Ondan sonracığıma bir dakika bakayım hemen. Not almıştım buraya telefonla. Akvaryum bitkisi nasıl ekiliyor? Akvaryum Joe2 mayalı sistem videosu çek. En kolay yeşil su nasıl üretirim? Bunlarla ilgili videolar çekeceğim ilerleyen zamanda. Şu anda bugünün son durumuna devam ediyorum. İşte biliyorsunuz bayağı yoğunluklardan dolayı dakikayı azaltmak zorunda kaldık. Şimdi devam edeceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Dün işte dediğim gibi iki tane kardeşim var. Hobici Bahçeşehir'den. Onlara sevgiler, saygılar, tekrardan teşekkür ediyorum. Bana 100'e yakın, hatta 100'ün üstünde gambusa yavrusu getirdiler. Şimdi onlara bir bakalım hep birlikte. Bakalım nasıllar. Ben de çok merak ediyorum. Çıkıyoruz. Ben elimden geldiğince ses yaptırmamaya çalışacağım buna. Oo, beni görünce kaçıyorlar şimşek gibi de. Hemen dalalım bakalım nasıl oluyor. Gürültülü oluyor ama suyun altında olduğu için. Buradaki su mercimi nüfusuna son vermeye çalışıyorum. Hatta büyük ölçüde son verdim. Zaten hepsini size gönderdim. Umarım duyuluyordur sesim. Konuşuyorum böyle kendi kendime. Oraları da çok rahatsız etmek istemiyorum. Ama bayağı rahatsız ettim mercimi içeri toplarken. Şimdi bakıyorum. Şöyle bir şey yapacağım.
nasıl gözüküyor? Ortam. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi
Bu reaktör çok güzel bir reaktör. Bundan bahsetmek istiyorum biraz ama bazı sorunlar yaşıyorum. Böyle özellikle benim gibi mini dış filtresi olanlar için debi az geliyor bu filtrelerde. Onun için yani tavsiye etmiyorum küçük filtresi olanlara. Bende hazır Heimskim 350 vardı biliyorsunuz aldığım. Bundan böyle bir tesisat yapacağım. Hem bu çalışacak hem de onu döndürecek. Çünkü bunun debisi çok yüksek. Yani 0,50 max demiş. Okumaya çalışıyorum ben de sizinle birlikte ama okuyamadım. Herhalde 500 litre bölü saat debisi bunun bildiğim kadarıyla. Daha önce internetten okumuştum. Yani akvaryum odasında son durumlar böyle. Bugünkü son durum güzel oldu diye düşünüyorum. Çünkü dip çekimleri yaptık, su altı çekimleri. Bakın filtre yine tıkanmış ya. Ya yine temizlemiştim. Yani durumlar böyle. Şöyle yavaşça geçeyim bakalım gambus yaları size gösterebilecek miyim? Bakın bir sürü var ya. İnanılmaz hem de. Burayı su marulu dolduracağız bakalım kısmetse. Şimdi şu havuzdakileri de koyacağım kendilerini toparlasınlar diye. Biliyorsunuz bunlar burada sarardı gitti gariplerim. Acayip de kök saldılar. Ama icraata gelince icraat yok. Yani gelişme yok. Gelişim yok kardeşler. Bunları da buraya alıyoruz. Bunlar da burada hayatlarını sürdürsünler. Umarım burada düzelirler. Yani bizim yegane amaçlarımızdan birisi de canlıları yaşatmak. Durumlar bu. Japonlarımıza su, zaten su aldım biraz. Su değişimi yaptım. Zaten halihazırda yeşil su. Yeşil su olduğu için bir miktar aldım. %15-20 kadar. Sonra su ekledim, ilave ettim. Gayet de mutlular gördüğünüz gibi. Ama biberler kendini bıraktı yani. Bunun bir hal çaresine bakacağım. Tecrübemizi edindik. Durum şu anda bu kardeşler. Videoyu yüklemeye başlayayım zaten. 1-1,5 saat, 2 saat sürecek herhalde bugün. 20 dakikaya ulaştık. Onun dışında size söyleyeceğim başka bir şey var mı? Ha, tekrar hatırlatıyorum. Gruplarda söyledim. Lütfi Altın'ın işin telefon numarası olmadığı için kargosu geri döndü. Yani bana bir şekilde ulaşırsa kardeşimiz sevineceğim. Kargosunu bugün yarın vereceğim. Durumlar şu anda böyle. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.